Bu karga mı abi saldıran? 3-4 tane de. O yukarıda da var kaç tane. Abdullah abi şu an kuşlar burada mı duruyor? Burada. Sen çatıya çıkınca yetişirken kemer şu anda getirdim, buraya kutu yaptım. Kutu içindeler. Ya anneler gelip besliyorlar onları. Yemek falan attım. Peki abi sen çatıya çıkınca saldırıyorlar mı gene? Çatıya çıkınca saldırıyor. Yavrulara yaklaşınca. Bak şu anda saldırıyorlar değil mi? Şu dün neler yaşadı? Ben bu tarafa gelip baktım. Karga yavrusu sesi geliyor. Eldim baktım yavru yerde, yuvası yukarıdan aşağı düşmüş. Dedim hani bir yem falan vereyim, getireyim peynir falan. Tam giderken karga saldırısı vurdu. Hani şu an böyle geziyorsunuz. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte koruma amaçlı bu. Yara var tabii ki. Pansuman hastaneye gittim, sağlık ocağına gittim. Sevk ettiler işte, bu tetanus aşısı oldum. Ondan sonra kuduz aşısı için olur mu olmaz mı diye devlet hastanesine gittim, onlar da gerekmiyor. Antibiyotik falan yazdılar, pansuman yaptılar. Eve gittiler, ondan sonra bir ay sonra tekrar şeye gideceğim, aşıya. Bir ay daha sonra tekrar gideceğim bir aşı yapmaya. Peki bahçenizden nasıl uzaklaştırdınız kargayı? Bahçede nasıl uzaklaştırdım? Bu kendine göre bu sistemi taktım. Ondan sonra yavruyu aldım, bunları vurdukça kaçmaya başladım. Çatıya çıkarttım, şu anda çatıdalar. Ufak bir kutunun içinde. Şu anda kargalar orada. Yani artık buraya gelmiyorlar. Çünkü yavrular orada ya. Peki çatınıza çıktığınız zaman geliyorlar mı? Geliyor. Gel, İsterseniz çıkalım bakalım. Karga yavrusu neredeydi? Karga yavrusu tam şuradaydı. İki taneydiler. Birini aldım, onlar saldırdılar, bıraktım. Akşam oldu, diğer birini almaya geldim. Çünkü kargalar burada yoktu. Tam şuradaydı. Bak şu naylonlar görüyor musun? Bak. Bu yuvadan düşen şeyler. Tedirgin oluyorum da şu anda ben yavrularını yukarı aldığım için rahatım. Bir de önlem alıyorum. Sadece bana saldırıyor. Çocuklara bir şey mi? Çünkü yavruları ben şey yaptım. Ellerden mi tuttum ya? Getirdim ben. Koruma altına aldım. Yani kargalar seni yavruların yanında gördükleri için mi saldırıyorlar? Tabii. Ben yaklaşınca, o civara yaklaşınca saldırmaya başlıyorlar hemen. Artık kargalar öyle zaten. Tehlike olarak görüyorlar. Halbuki ben onları yiyecek götürüyorum. Ama artık sen de bahçene çıkarken biraz tedirgin oluyorsun galiba. Tabii ki. Tedirgin oluyorum da. Hayvandır, ne yapacaksın? İnsan değil ki söyleyesin, ya dur saldırma, bak ben sana iyilik yapıyorum. Hayvan. Koruyacağız. Gördüğünüz gibi yukarıda koruma altında. Yem de vereceğim, yemek de veriyorum. Kemik falan zaten. Etçil hayvan onlar. Baktım burada çalı çırpı var. O çalı çırpıları atayım derken bir baktım burada yavru var, karga yavrusu. O karga yavrusunu ben dedim biraz yem falan getir, peynir getir, vereyim. Tam geri döndüm, buradan baktım kargalar saldırmaya başladı bana. Ondan sonra o şekilde şey oldu, ben bunu takmaya başladım şu şekilde. Koruma amaçlı. Geldim yavruyu götürdüm, yukarı koydum. Şey yaptım, onlara bir kutu koydum. Kutunun içindeler şu anda. Gördüğünüz gibi olay bu şekilde oldu yani. Ondan sonra hastaneye gitmeye başladım.
arkadaşlar vardı. Bizlerden falan biliyorduk. Güzel makineydi. İşte başına da araba alın geçiyor. En son şey dedim ben. Kafa dikkat edin. Ya ben şey. Abdullah Mecit Filiz Kıran bahçesiyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında yerde yatan yavru bir karga gördü. Ve kargaya yardımcı olmak istediği sırada daha büyük kargaların saldırısına uğrayarak başından yaralandı.